Arkadaşlar, biz ne kadar odunu güneşe koyarsak odun kurur, duman az olur. Biz ne kadar kutsileşirsek ağzımızdan çıkan huruf, hurufat-ı Kur'an'ı karşıya ve kendimize o kadar tesir eder. Baştan bir daha alayım şunu. İnsan bir çekirdeğe benzer. Çekirdeğin ağaç olması için güneş neyse, insanın ruhuna Allah ve iman öyledir. Çekirdeğin ağaç olması için su neyse, insanın ruhuna İslamiyet öyledir. Çekirdeğin ağaç olması için toprak neyse, ubudiyet, kulluk, ruha öyledir. Çekirdeğin ağaç olması için muamele-i kimyeviye ve muamele-i çiftçiye neyse, Kur'an da ruhumuza öyledir. Çekirdeğe su neyse, İslamiyet ruha odur. Bir daha, hava alemine ekiyoruz ama eken zat. Mesela, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tamam, benim ne kadar kutsiyetim varsa sana o kadar tesir ediyor, bir derece. Senin tesir alman için dört de sana bakıyor. Bir kelamın diyor tesir etmesi için konuşana bir, muhataba dört bakıyor diyor. 25. sözde. Kardeşim, ben bir sırrımı söyledim, bir daha söyleyeyim. Ben Kur'an'ı sevap diye okumuyorum. Allah verirse verir. Vallahi billahi. O zat şahidim olsun. Ben tedavi gıda için okuyorum. Ve her gün teşvik için söylüyorum. Bir cüz okuyorum. Hizbul Kur'an hariç. Hizbul Akay Büyük Cevşen hariç. Bir cüz okuyorum. İnan tedavi diye okuyorum. Adam ne demiş biliyor musun? FETÖ taraftarındakiler. O 2012'de münafık diye ders yaptım ya. Onların başı olan İstanbul sorumlularından bir tanesi ne demiş biliyor musun? Bir toplantıda demiş. Bizim demiş 2012'de bu adama münafık dedi ama diyor. Yatsın kalksın da her gün okuduğu bir cüze dua etsin. Benim için demiş. Mesajda attılar ha bana. Yani İstanbul sorumlusu o işleri sihir ve büyü yapan adam diyor. Kıtmir duasını deşifre ettim ya. Kıtmir duası şeydir. Sihir ve büyüdür. Onu takanın vücudunda ateş olur. Sihirlendiğini delip ben realiteden bahsediyorum. İddia etmiyorum. Eğer üzerinde kıtmir duası varsa suya at, nehir at veya yoksa bulunduğu şehirde sirke olan tabağa at, atar atmaz vücudunda ateş olacak. Sıcak olacak. Bu gösteriyor ki sihirlenmişsin. Eğer bir şey olmuyorsa sihirlenmemişsin. O 2012 dedim bu dedim 2012'de hükümet dayanan adam bu adam münafıktır diye. Ben niçin bunu girdim bu konuya? Adam ne diyor biliyor musun bu işin uzmanı? Sihir ve büyünün merkezi. Yatsın, kalksın da her gün bir cüz okumasına dua etsin. Yani ayaklarını havaya getirecektik demek istiyorlar. Sizin ayağınız havaya gelmesini sevsinler. Onlar çay içmeyi bilmiyor. Sihirinizi sevsinler. Kur'an. Onu indiren zata. Nefsim yedi kudretinde olan o Allah'a, zatına yemin ederim ki Kur'an bambaşka bir şey. Garip bir şey Allah'a yemin ederim. Vallahi. Okudunca sanki böyle acayip bir şey oluyor Kur'an. Sevap diye okumuyorum. Bu dersi yapıyorum, bu dersi tefekkür ediyorum. Kur'an okunca benim çıldırasım geliyor ya. Yerimde duramıyor. Öyle enerji basıyor. Neye benziyor? Bu çay içiyorsun. Dışarıda çay. Şurada. Bardakta çay. İçtin. İçeride çay mıdır? Değildir. İçeride gözdür, kulaktır. Enerjidir, güçtür, hayaldır. Kandır. Nasıl aktif ediyor biliyor musun? Bak şöyle. Kur'an okunca ne oluyor bende? Sende de öyle. Geliyor bir sporcu, mermer koydu önüne. Hadi geldi. Hadi. Bir elini bir vurdu mermere. Eli kırıldı.
Ama geldiği konsantre olduğu mürmürün yanında böyle hayal etti, bizim manada tefekkür etti. Konsantre oldu, tamam mı? O mermeri vurma noktasında piri kim? Hayal ediyor. Çocuklar dışarı gidince hani buruştuğu hayal edince sağa sola vurup her tarafını kırıp döküyorlar ya. Bir sürü dayak yiyorlar. Çünkü hayal ettiği şey zannediyor. Ha? Ama hep de yapıyor ya. Şimdi o mermerin yanına geldiğin zaman, tamam bak iyi dinle. Konsantre oldun, yani tefekkür edin, hayy diye vurduğun zaman bu sefer mermer kırılıyor. Öyle mi değil mi? Bir haber duyduğunuz zaman gerilmiyor musunuz? Vücudunuzda enerji aktif olmuyor mu? Tamam. Ha, şimdi soruyorum size. O konsantre ile ortaya çıkan enerji sizin nerenizdeydi? Konsantre ile çıkarttınız. Nerede? Çayın neresinde enerji var ise ruhumda o enerji de orada öyledir. Bunun içerisindeki enerjiyi ben içerek çıkartıyorsam, çekirdeğin içerisindeki ağacı toprakla dışarıya çıkartıyorsam, çekirdeğin içini penseyle çıkartabilir misiniz? Çekirdeğin içerisindeki ağacı penseyle, tornavida ile çıkartabilir misin? Bir CD'nin içerisini bilgisayarın dışında penseyle, tornavida ile çıkartabilir misiniz o filmi? Ha, suyun içerisindeki enerjiyi vücudumla, CD'nin içerisini bilgisayarımla, çekirdeğin içini toprakla çıkarttığım gibi ruhumdaki enerjiyi de Kur'an'la çıkartıyorsun böyle. Şak diye çıkıyor. Garip yani Kur'an. Garip bir, tuhaf bir şey yani. Burada ötelerin lisanı. Burada oraları sana yaşatan. Buradan oralara koridor açan. Kur'an bambaşka ya. Allahu Ekber. Eğer odunu güneşe koyarsanız kurursunuz, dumanınız az olur. Nurani olursanız, kitap okursanız, Kur'an okursanız, derslere gelirseniz kurumuş odun gibi dumanınız az olur. O zaman da çok tesirli olursunuz. Yok derse gelmez, Kur'an okumaz, leylim leylim yaşarsınız. YouTube'larda buralarda dolaşırsanız ıslak odun gibi dumanınız çok olur, bir şeye yaramazsınız. Yanınca zaten fayda zararın fazla olur. Duman çok ama kalsın lan. Şu başına yansın lan şu dumandan dolayı ders. Ötelere geçmek istiyorsan maddenin arkasına. Aklın en büyük belası kimdir biliyor musunuz? Aklın en büyük belası akıldır. Düşüncemizin belası düşüncelerdir. Düşüncelerinize ve aklınıza hükmetmek istiyorsanız Kur'an'ı bol okuyun ve derslere gelin. Asa-i Musa'yı okuyun. Kısmen ben maddenin arkasına madde hükmediyorum, yapan olarak söylüyorum. İnan. Maddenin arkasına geçiyorsun. Düşüncelerimle geçiyorum. Şöyle diyeyim, ne demek bu? Kötü bir haber olunca midene vurmuyor. İyi bir haber olunca da insan şey yapmıyor, hücresi değişmiyor. Kötü bir haber de vücuduna sivilce çıkmıyor. Ben de Risale-i Nur'u okuyarak tefekkür ediyorum, maddenin arkasına geçiyorum. Zaten siz de geçiyorsunuz. Tefekkürle arkaya geçmektir. Biraz da şuurun oldu mu hükmediyorsun bu sefer. Onun için okuduğum zaman böyle Allah'ın izniyle darmadağın ediyor. Enerji veriyor. İsterseniz deneyin. Ya öyle mi ya? Deneyin. Yarın deneyin, başlayın. Cüz okumaya başlayın. Allah Allah. Sizdeki masumiyet, letafet, hastalık da ortaya çıkmıyor. Sihat ve servet çıkmıyor. Sihat, servetle hastalık, fakirlik size öyle bir duygu veriyor ki acayip bir merhamet, kuşatıcı. Herkesi affettin. Herkesi affettin, kimseye sıkıntın yok. Ne yapıyor? Hangisi yapıyor bunu? Hastalık yapıyor. Hastalık size ufuk açıyor. Kur'an da böyle ufuk açıyor size. Hastalık ufuk açtığı gibi. Şurayı bitireyim. Havanın içine bunu atıyorum. Bu hasiyetine binaendir ki mevcudat-ı havai olan hurufat, şu hava var ya hava. Hava zerresi. 5 tane elementtir. Aslında harfmiş, harf. H
Hidrojen harfmiş. Oksijen harfmiş. Harf harf. Çekirdeğin içinde hangi madde var? Karbon. Hidrojen. Oksijen. Azot. Biliyorsunuz değil mi bunu? Müsaade. Bir daha. Her çekirdekte böyle oran farklı olmakla beraber, spermalarda da öyle, tohumlarda da öyle. Hidrojen, oksijen, karbon, azot. Ama birisine elmayı yazmış, birisine armut yazmış. Kur'an'ı yapıyorum sizin işinize. Kur'an'ı. Armut çekirdeğini koyar mısınız buraya? Koy. Nar çekirdeğini yanına koy. Muz çekirdeğini yanına koy. Tamam mı? Şeftali yanına koy. Başka ne koyalım? Karpuz. Karpuzu koy. Başka? Çilek. Üzüm ve çilek. Bu kadar yeter. Bu çekirdekleri koyduk. Üstünü kapattık. Bahar gelince ne çıkar? Değil mi? Hepsi kendisini ifade eder. Bu çekirdeklerin dizilmesi demek Elhamdülillahi Rabbil Alemin Elif Lam Ha. Harfleri de dizmek çekirdeği dizmek gibidir. Üzerine toprak koymak, ubudiyet toprağını atıyoruz. Kur'an harflerini. Kur'an harfleri hepsi ayrı bir çekirdektir. Bak, insan çekirdeğe benzer. O çekirdeğe toprak neyse ubudiyet odur dedik ya. Ha, Kur'an'ın harfleri, her bir harf çekirdektir. Ama farklı çekirdek. Elif bir çekirdektir. He bir çekirdektir. Nun bir çekirdektir. Diz böyle. Dizdin mi abi? Atar mısın üzerine toprağı? Suyu da koy. Güneşi de vur. Muamele yap. Nar çıktı, erik çıktı, şeftali çıktı, karpuz çıktı, çıktı. Değil mi bak? Allah Allah! Dışarıyı görüyoruz, içeriği görmüyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Her bir harfi de böyle aynı şekilde diziliyor, ubudi toprağına koyuyoruz. İmanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla da suluyoruz. Ubudi toprağına koyuyoruz. Kur'an'a intisalle neşinema buluyor. Dışarıda ağaç oluyor. Ama toprağın altında nedir? Çekirdek, siyah. Toprağın üstünde nedir? Allah Allah, çınar ağacı ya. Şeftali. Şeftaliye bakar mısınız böyle çiçeğine, pembe. Kendisine, tadına. Bir de çok harika oluyor lan şeftali böyle. Tokat'ın şeftalisi var. Bir acayip, Bursa'nın da öyle ama Tokatlı olanlarınız var mı bilmiyorum. Çok tuhaf bir şey. Reklamda olmasın ama. Çok cins bir şey böyle. Bak şimdi, şeftali çekirdeğine bakın, keserle kırarsın ama toprak onu kırıyor. O mektubu alıyor, alıp okuyor, ulan diyor, içinde mektup var. Sevgili toprak kardeş, ben Hasan, dilim şu tadı, gözüm şu rengi, kulağımda şu elementi, mideme şu kimyayı, şöyle 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 bana bir şeftali denilen bir şey yap ve gönder. Toprak kardeş cevap veriyor. Emredersiniz Hasan kardeş. Ben size şimdi sizin arzunuza uygun bir tane gönderiyorum. Hop! Toprak kardeş şeftali mektubunu çekirdeğini okuyor ve ağaç da bana cevap veriyor. Ha, toprak neyse ubudiyet odur, çekirdek neyse benim, muamele neyse